A Haber ekranlarından herkese merhaba. Eğitim Dünyası ile karşınızdayız. Bu programda öğrencilerin tercih süreçlerini hangi üniversiteleri ne için tercih etmeleri gerektiğini konuşuyoruz ve elbette değerli bir konuğumuz var. Bitlis Eren Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necmettin Elmastaş bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, şimdi öncelikle üniversiteniz hakkında kısa bir bilgi alacağım ama öğrencilere genel olarak bu süreçte, tercih sürecinde vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Evet, önce üniversiteyi mi tanıtayım? Nasıl isterseniz evet. hocam, nasıl, Bitlisi, isterseniz üniversiteden başlayalım. Oradan başlayalım. Bittis Eren Üniversitesi 2007 yılında kurulan bir üniversite. Hı hı. Her ile bir üniversite projesi kapsamında kurulan bir üniversiteyiz. 15 yıllık süreci geride bıraktı. Şu anda 16. yıla girdik. Dolayısıyla genç ve hızla gelişen bir üniversiteyiz. Üniversitemizde 6 fakülte, 9 mesleksi okulu, 2... Lisans düzeyinde yüksek okulumuz, bir lisans üstü eğitim enstitümüz bulunmakta. 16 tane de araştırma uygulama merkezimiz bulunmakta. Biz bu akademik bilimlerle eğitim, öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki hocam fiziksel altyapısı ve sportif imkanları neler? Evet, üniversitemizin hali hazırda mevcut birimlere göre, yüksekokul ya da fakültelere göre yeterli fiziki mekanlarımız var. Hı hı. Ee, Üniversite, üniversite öğrencilerimiz için çok e, güzel bir kütüphanemiz var. Donanımlı, e, 65 binden fazla kitabı olan, okuma salonları olan, e, internet imkanı 24 saat olan e, bir e, büyük kütüphanemiz var merkez kampüsümüzde. Hı hı. E, öğrencilerimiz için e, çok önemli spor alanlarımız var. E, büyük futbol sahaları, e, halı sahalar, kapalı halı sahalarımız var. Diğer alanlarımız var. Fitness salonlarımız var. Bir, bir yaşam de, alanı aslında. Tabii ki fitness hı hı. salonlarımız var. Birçok sportif alanda öğrencilerimiz buradan istifade edebiliyor. Bir de üniversite kampüsü içerisinde olmasa da milli eğitime bağlı yüzme havuzlarından da istifade ediyoruz. Dolayısıyla spor anlamında birçok imkanımız var. Bir diğer isterseniz sporla ilgili bir alanımız daha var. Onu da ifade tabii. edeyim. Bize özgü olduğu için. Kayak tesisimiz var. İki yıl önce kurduğumuz bir tesis ve Türkiye'de üniversite kampüsü içerisinde olan tek üniversiteyiz. Hı hı. Bir kayak tesisimiz burada eğitim amaçlı olarak değerlendiriliyor. Özellikle öğrencilerimiz kayağı... Hobi dışında böyle profesyonel olarak ilgilenenler oluyor mu öğrencilerde? Oluyor. Hem öğrencilerimiz oluyor, bitlisi hemşerilerimiz de. Kayak onlar için önemli. Bitlisi biliyorsunuz kış mevsiminde... Hı hı. 3-4 ay kar örtüsü var ve buradan istifade etmemiz gerekiyordu. Zaten bu amaçla biz bu tesisimizi kurduk. Yani diğer zamanlarda olduğu gibi kışın da ki kar örtüsü varken de oradan istifade edelim ve yeni bir spor alanımız oluşmuş olsun. Orada bazı festivaller düzenliyoruz, kar festivalleri düzenliyoruz, eğitimlerimiz var sürekli eğitim merkezimiz üzerinden. Orada hem öğrencilerimize hem bitlis'e hem şeylerimize kurslar veriyoruz. Çok kısa sürede orada kayalı öğrenebilirler öğrenci. Bu bir ayrıcalık. Bitlis'te Eren Üniversitesi'nin özgü bir evet bir spor alanımız. Tabii üniversite dediğimizde sadece aslında tabii ki eğitim çok önemli ama bir yandan da bu sosyal kültürel etkinlikler faaliyetler de çok önemli üniversite öğrencileri için. İsterseniz biraz da onlardan da bahsedelim. Genel olarak kulüpler üniversitelerde. ...sıkça karşımıza çıkıyor. Kulüpler, sosyal etkinlikler... ...bu anlamda bilgi birikimi olarak, entelektüel olarak da aslında... ...öğrencilerin kendini geliştirmesi için oldukça önemli. Şimdi bu konuda Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilere neler sunuyor? Bitlis Eren Üniversitesi'nde e, şu anda 40'ın üzerinde kulübümüz var. Öğrenci kulüplerimiz var. Her bir kulübün e, danışman hocaları var. <laughs> Ve belirli alanlarda kurulmuş kulüplerdir. Öğrencilerimiz bu kulüpler vasıtasıyla birçok etkinliği yapabiliyor... Tabii en çok öğrencilerimizin istediği etkinliklerden birisi yakın çevreden başlamak üzere geziler düzenlemek. Biz bu anlamda onlara destek oluyoruz. Teknik geziler yapabiliyorlar. Yine bu kulüpler vasıtasıyla bazı konferanslar, bazı söyleşiler yaptırabiliyoruz. Her bir kulübün ayrı bir bütçesi var. Biz her sene başında belirli bir meblağ ayırıyoruz ve adil bir şekilde bütün kulüplerimize bunu yansıtıyoruz. Dolayısıyla e, kulüpler üzerinden öğrencilerimiz birçok farklı aktivitede bulunabiliyorlar. Aktiviteler güzel hocam ama bir yandan da tabii mezun olduktan sonra iş hayatı var. Şimdi bu konuda üniversitenizin e, sanayi işbirlikleri, STK'larla işbirlikleri ne durumda? Öğrencilere nasıl şeyler vaat ediyorsunuz bu konuda? Bizim e, sanayiyle işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii üniversite sanayi, aslında üniversite STK birçok kurum, kuruluşta bizim bir takım diyaloglarımız var. Birlikteliklerimiz var ve projelerimiz var. Zaten üniversitelerin bana göre olmazsa olmazlarından birisi bu olmalı. Bir şehirde olup bitenden mutlaka bir haberdar olması gerekiyor. Hatta önce olması gerekiyor. Bu anlamda biz sanayiyle birlikte hareket Doğru. ediyoruz. Şu anda tabii sanayicilerle biz bazı toplantılar yaptık. Onların bizden beklentileri var. Özellikle tekstil sanayisi şu an Bitlis'te çok iyi bir noktaya geldi. 10 bin civarında bir istihdamı var. Ve bu alan ve diğer alanlarla ilgili olarak biz bu sanayi alanlarına destek olmak için OSB Meslekçi Okulu'muzu kurduk şu anda. Bu sene iki bölümle öğrenci almaya Doğru. başlıyoruz. Ee, seneye inşallah giyim, tekstil gibi konularda da inşallah öğrenci almaya başlayacağız. Ve sanayinin istediği daha donanımlı teknik elemanlar yetiştireceğiz. Bu anlamda onların bizden bir talebi olmuştu. Bunu bu şekilde yerine getirmiş olduk. Tabii sanayiyle e, birlikte yaptığımız yer ya, çalışmalarımız da var. Bazı kurslar var. Özellikle tekstilde çalışanlar bizden e, bazı kursları talep ettiler. E, i̇ki ay boyunca biz şu anda bu kurslarımız devam ediyor. İki ay boyunca e, direkt e, fabrikalara uğramadan önce bize geliyor çalışmak isteyenler. Biz orada sürekli eğitim merkezimiz bünyesinde onlara eğitimler veriyoruz. 6 e, ya da 8 hafta sonra onlara sertifika veriyoruz. Hı. Bu sertifika programından sonra iş garantili tabii bu sertifikalar. Doğrudan e, yaptığımız protokole göre de bu e, adaylar gidip orada işe başlayabiliyor. E, burada... Hem işsiz olanlara asla biz bir imkan sağlamış oluyoruz ee, sanayicilerle birlikte. Sanayiciler de daha yetişmiş, daha hazır eleman sağlamış oluyor. Bu şekilde bizim onlarla böyle Karşılık. bir projemiz var ve devam ediyor. Tabii bu projenin devamında bir de engeller için onu genişlettik biraz. Hı hı. Ee, engelli vatandaşlarımız için biliyorsunuz özellikle giyim e, üzerine bir çalışmamız oldu. Nedir ee, o? E, yine aynı şekilde... E, Ham değil alarak e, kendileri getirebiliyor ya da biz onlara e, sağlayabiliyoruz. E, kendi numaralarına göre, kendi bedenlerine göre ürün bulamıyorlar. Hmm. Dolayısıyla biz onlara özgü, onların bedenlerine uy, e, uygun olarak burada bazı giyim ürünlerini de biz burada... Öğrencilerle bu kurs kurs birlikte mi Bu biraz farklı bu. Hmm. E, özellikle e, biraz farklı bir alan bu. Buradan da biz engelli vatandaşlarımıza da böyle bir imkan sunuyoruz. Yani e, ücretsiz bir şekilde geliyorlar, e, burada hem işi öğreniyorlar hı hı. hem de kendi bedenlerine uygun e, bazı ürünleri buradan temin edebiliyorlar. Böyle bir projemiz de var. güzel bu projeyi de anlattık. Devam eden projeleri ben de zaten soracaktım size. Bu projenin dışında e, bir de şey konuşalım isterseniz, uluslararası anlamda e, Bitlis Eren Üniversitesi'nin hangi kapsamda projeleri, işbirlikleri var? Ve e, değişim programları var biliyorsunuz ki hocam. Öğrenciler genellikle bunları tercih etmeyi istiyorlar. Sizin bu anlamdaki e, faydanız, yararınız ne oluyor öğrencilere? Tabii diğer üniversitelerde olduğu gibi bizim de Erasmus programı özellikle en aktif olan Erasmus hareketliliğimiz var. E, hem öğrenci hem hoca hem personel hareketliği noktasında e, aktif bir program. E, öğrencilerimiz gidiyor şu anda. Biz e, Avrupa'daki birçok ülkedeki birçok üniversite öğrencilerimizi Hı -hı. gönderiyoruz. Belirli dönemler itibariyle belli bir dil seviyesi tabii önceden isteniyor. Dolayısıyla şu anda bu anlamda önemli bir hareketliliğimiz var. İsteyen öğrencilerimiz bu şartları sağlayarak herhangi bir ülkeye gidip orada bir dönemi okuyabilir. Böyle bir avantajımız var. Bunun dışında bizim diğer ülkelerle de, Türkiye Cumhuriyeti'yle bizim üniversite olarak bazı bağlantılarımız var oradan bu önümüzdeki dönem itibariyle belki öğrenci hı hı. oradan öğrenci almamız, öğrenci vermemiz şeklinde de bir değişim program. programı evet. Şu anda onu gündeme aldık. Hı hı. Bu şekilde hem Erasmus hem de bu Türkiye cumhuriyetlere öğrencilerimizi gönderebiliriz. isteyen öğrencilerimizi. Peki bir de şunu da sormak istiyorum. Aslında öğrencilerin hem üniversitedeki hem de şehirdeki yaşam olanakları işte barınma yemek gibi ihtiyaçları bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet, Bitlis e, tabi nispeten küçük bir şehir. E, Bitlis tatvan tatvanlısa ikisi birlikte ele alındığında bir 150 bin nüfusu bir şehir çünkü üniversite tam iki şehrin ortasında. Hı. Her iki merkeze 10 kilometre mesafede üniversitenin çevresinde de çok ciddi e, konutlar e, konut alanları oluşmaya başladı. E, bizim bu anlamda öğrencilerimiz uygun fiyata ekonomik olarak ev kiralayabiliyorlar. Hı hı. Çok problem diğer birçok bazı büyük şehirlerde evet, bu sorun, barınma büyük bir sorun ama şu an. Ama burada çok önemli bir sorun değil. Rahatlıkla iki arkadaş, üç arkadaş bir araya gelip çok ekonomik olarak burada ev kiralayabiliyor. Tabii ondan önce bizim 4000 civarında devlet KYK yurdumuz var. Yurt kapasitemiz var. Kız öğrencilerimiz için hiçbir problemimiz yok yani nerede olursa olsun ilçelerde olsun merkez kampüste olsun kız öğrencilerimiz için bir barınma sorunu yaşamıyoruz. Yani hı hı. yurt imkanımız yeterli. Erkek öğrenciler kısmen geçen sene yurt problemi yaşadı. Onlar da kısa süre sonra bazıları yurttan çıkıyor, e, PDRP onlara yerleşiyor veya e, çok rahatlıkla üniversite yakın çevresinde yürüme mesafesinde e, evlerde kalabiliyorlar, bulabiliyorlar. Çünkü çok dediğim gibi çok pahalı değil, öğrenci öğrencinin bütçesine uygun. Ee, evler var Bitlis'te. Bu anlamda çok problem yok. Ee, yurtları biliyorsunuz, e, KYK yurtlarımız çok e, ucuz öğrenci için, hı hı. çok e, fazla bir maliyeti yok. Aynı zamanda günlük öğrencilere yeme içme ücreti veriliyor. E, bu çok cazip hale getiriyor. Onun için yurt konusunda çok fazla talepler var. Yani aslında daha önce bu kadar talep yoktu. Ama yurt çok cazip olunca daha fazla öğrencilerimiz talep ediyor. Dediğim gibi kız öğrencilerimiz çok... noktasında ciddi problem, problemimiz hiç yok. Erkek öğrenciler de başta biraz oluyor. Daha sonra o da zamanla, yani dönemin sonuna Hı -hı. doğru, birinci dönemin sonuna doğru o da problem olmaktan çıkıyor. Burada diğer imkanlar var şehirde. Ulaşım çok problem değil, yakın. Yani İstanbul'da ben şimdi buraya gelene kadar... Bir saatten fazla zamanım gitti ama e, Bitlis'te en uzak yere siz 10-15 dakikada gidebiliyorsunuz. Böyle evet, bir avantaj İstanbul'da var. İstanbul'da zaten e, yol, ay, yol böyle ulaşım bir, problemi. Böyle bir avantajımız var. E, Tatvan'dan veya Bitlis'ten öğrencilerimiz çok kısa sürede e, kampüs alanlarına Hı -hı. E, ulaşabiliyorlar. Peki bir de e, burs ve destek programları ile ilgili de bilgi verirseniz. Adaylar için. Evet, bizim üniversitemize özgü bazı burslar var. İki tane bursumuz var. Bir Eren Holding tarafından verilen biliyorsunuz Eren e, üniversitemiz ismini <laughs> e, buradan alıyor, Eren Holding'den alıyor. Onlar e, sürekli üniversitemize e, destek oluyorlar ve burs anlamında da ciddi destekleri devam ediyor. E, fakültelerde, tüm fakültelerde ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulumuzda e, Eren Holding tarafından ilk üç sırada yerleşen öğrencilere burs veriliyor. E, 3000 TL üzerinde bir meblağ şu anda. Birinci sırada hı. yerleşene veriliyor. 1, 2 ve 3'e e, şu anda yerleşenlere bu burs hı hı. veriliyor. 3 yıldır veriliyor. Bu sene de devam edecek. Yeni gelen öğrencilerimiz de bunu almaya başlayacak. Bir de diğer bir e, işverenimiz de e, kanık şirketler grubu. E, onlar da e, Ahlat'taki yüksek okulumuzda iki programa burs desteği sağlıyorlar. E, Ahlat'ta Kanık e, uygulamalı bilimler yüksek okulumuzda gastronomi ve mutfak sanatları ile turizm işletmeciliği programımız var. Buradaki öğrencileri aynı şekilde ilk üç e, sırada yerleşenlere Kanık şirketler grubu tarafından burslar veriliyor. Bir diğer burs da bu sene inşallah yeni e, başlayacak bir diğer bursumuz var. Zannedersem bu sene 50 öğrenciyle başlıyoruz. Hı hı. E, bu bahsettiğimiz ilk iki burs başarıya dayalı, tamamen akademik başarıya göre. İlk sıralara yerleşen öğrencilere verilen ve başarı süresince belli bir ortalamanın üzerinde öğrencinin başarısı devam ettikçe verilen burslardı. Bu bahsettiğimiz 50 kişilik burs ise maddi durumu iyi olmayan, okuma zorlu yaşayan özellikle bölgede kız çocukları, kızlarımız çok sorun yaşayan kızlarımız oluyor. Bunlara dönük bir bursumuz var. İnşallah onu da dönem başında danışmanlar vasıtasıyla tespitler yaparak, bu durumdaki kardeşlerimize Kız de, de özellikle kızlar olmak üzere öğrencilerimize de bu bursu inşallah vereceğiz. Çok güzel. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Edeyim. efendim Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Elmaztaş bizlerleydi. E, tabii bu programda sadece üniversitelerdeki eğitim sürecini değil aynı zamanda sosyal, kültürel, yeme, barınma tüm bunların hepsini konuşuyoruz. Elimizden geldiğince e, konuşmaya da devam edeceğiz ama şimdilik hoşça